Gizem'e gidelim. Mevlana Celaleddin Rumi'nin vefatının 748. yıl dönümü nedeniyle Konya'da etkinlikler düzenleniyor. Ee, anma etkinliklerinin bu yılki teması e, İrfan Vakti. Gizem orada, Konya'da. E, yanında da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay var. E, biraz bu yılki programdan bahsedecekler Gizem ve e, konuğu Gizem. Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem der düşersin, şaşmam der şaşarsın. Öldüm der durur yine de yaşarsın demiş Mevlana. Ve öldüğü günü de Yaradan'a kavuştuğu gün yani düğün gecesi olarak ilan etmişti. Bu yılda Vuslat'ın 748. yılı tabi yurt genelinde Şebi Arus törenleri düzenleniyor. Biz de o törenlerin merkezindeyiz. Detaylarını da Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Siz de Konya'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. 7 Aralık'ta başlamıştı programlar. Bugün de son günü. Hangi etkinlikler düzenlendi? Bu akşam ne olacak? Dinleyelim sizden detaylarını? Tabii öncelikle bereketli bir gün. Bugün kar yağışı var. Konya'mızda uzun süredir beklediğimiz bir gün oldu. Ve bizim düğün günümüz aslında bugün Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle. Hazreti Mevlana bundan 748 yıl önce ölümünü bir uslat, yaradana kavuşma dönemi olarak belirlemiş ve o günden itibaren de bunu törenlerle kutluyoruz. Özellikle Şebi Arus haftasında Konya'mız çok yoğun bir zaman geçiriyor. 7-17 Aralık'ta çok yoğun misafirlerimizi ağırladık. Bu yılda sadece sema programları değil birçok etkinlikle misafirlerimizi karşıladık. Hat, sergilerimiz, İrfan Medeniyet Merkezi'ndeki geleneksel İslam sanatlarıyla ilgili hem eğitimler hem ürünleri alabileceğiniz sergilerden oluşan birçok etkinlik hazırlandı. Üniversitelerimizin programları var. Dolayısıyla Konya'ya gelenleri biz Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsüyle ve misafirperveriyle karşılamak için birçok etkinlik düzenledik. Bu yıl çok yoğun da bir ilgi var. Geçen yıl pandemi nedeniyle maalesef sadece son yıl yapabilmiştik. Vatandaşlarımız da çok özlemişler yurt içinden ve yurt dışından Mevlana dostlarını. Konya'da Konya'ya yakışır bu şekilde ağırlıyoruz. Peki efendim Konya hem Selçuklulara başkentlik yapmış hem Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yapmış da bir şehir. O anlamda kültür turizmi de bir noktada ön plana çıkıyor. Son dönemlerde neler yaptı kültür turizmi için? Turizm ne durumda şu anda şehirde? Tabii Konya'yı aslında birçok e, şekilde tarif edebilirsiniz. Konya bir tarım şehridir, sanayi şehridir, öğrenci şehridir. Ama bir medeniyet şehridir, bir kültür şehridir, bir turizm şehridir. İfade ettiğiniz gibi Selçuklu'ya 200 yıl başkentlik yapmış bir şehirdeyiz ve Hazreti Mevlana'nın şehrindeyiz. Burada yaşam aslında bundan 10 bin yıl önce Çatalhöyük'te başlamış. Biz Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm bunları harmanlayarak Konya'yı yeniden turizmin önemli merkezlerinden birisi yapmak için çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Tabi bunun en başında Hazreti Mevlana, Şebaruz etkinlikleri, Sema Ayni Şerifleri var. Ama Konya'nın bir başkent olduğunu mutlaka vurguluyoruz. 2 yıl, 200 yıl burada bir saray kültürü oluşmuş ve Konya'nın mimari eserlerini de gün yüzüne çıkarmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Özellikle Mevlana Meydanı'nda Konya'nın tarihi bedesteniyle Mevlana Meydanı arasındaki Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşısı çok büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. İnşallah birkaç ay içinde tamamlanacak. Böylece bir koridorla, çarşıyla Mevlana Meydanı'nı bağlamış olacağız. Ayrıca Konya'nın önemli merkezlerinden birisi de Alaaddin Tepesi. Alaaddin Camii'nin etrafındaki bütün binaların dış cephelerinin restorasyonunu gerçekleştirdik ve Konya'ya gelenler artık bu kültürü daha iyi yaşayabilecekleri bir merkez inşa ediliyor. Efendim bir de Mevlana Türbesi aslında sembol yapılardan bir yeşil kubbe yani kubbeyi hadra restorasyon çalışması yapılıyordu. Son durumu da deneyelim mi sizden? Tabii zihninizdeki o Konya fotoğrafında hep yeşil kubbe vardır. Aslında onu dünyanın neresinde birisi görse Hazreti Mevlana'yı, Konya'yı ve Türkiye İslam'ı hatırlar. Çinliler maalesef 60 yıl önce yapılan Çinlerde büyük dezenformasyonlar oluşmuştu. Bir yıllık bir çalışmanın neticesinde bugün itibariyle tamamlandı ve yeni yüzüyle tüm Mevlana dostlarını tekrar selamladı. 60 yıl önceki renkler titizlikle incelenerek, hat yeniden icra edilerek bir restorasyon çalışması titizlikle yürütüldü. Bilim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok titiz bir çalışma yürütüldü. Sayın Kültür Bakanımıza, İlk Kültür Müdürümüze, Sayın Valimize ve hayırsever iş adamımız Ali Akkanat Bey'e teşekkür ediyoruz. Bütün finansmanını o karşıladı ama Konya yakışır bir hale geldi. Tekrar o zihninizdeki fotoğraf tekrar Konya'da tüm Türkiye ile buluşmuş oldu. Peki efendim bunlar çerçevesinde yerli turistin çok yoğun olduğunu biliyoruz. Çünkü dün de kendimiz şahit olduk hem uçak seferleri kalmadı hem oteller doluydu. Yabancı turistin ilgisi nasıl? Ee, Tabi Hazreti Mevlana sadece e, Türkiye'ye e, ait bir değer değil. Özellikle Farsça e, konuşan bölgelerde Tacikistan'da İran'da ve tüm e, Amerika'da e, Avrupa'da bilinen bir isim. Ve Mevlana'nın dostları aslında dünyanın her yerinden mevleviliğin merkezi olan Konya'ya doğru bir yoğun geliş içerisindeler. Geçen yıl pandemi nedeniyle gelemedikleri için bu yıl özellikle yurt dışından çokça misafirimiz var. Yurt dışından çokça e, misafirimiz var. E, gelenler Hazreti Mevlana'nın doğum gününe şahitlik etmek istiyorlar. Bugün inşallah birazdan Mevlana Türbesi'nde e, sandukanın üzerindeki puşidenin de tekrar değiştirilmesiyle ilgili bir tören e, gerçekleştiriyoruz. Burası bir Mevlana şehri ve Mevlana'nın dostlarını ağırlamak için biz bütün hazırlıklarımızı yapmıştık. Ama çok yoğun bir ilgi var. Bundan da çok mutluyuz. Çünkü Hazreti Mevlana sadece e, e, bu dönemde e, bize ait değil geçmişten itibaren tüm medeniyetimizi anlatan bir mutasavvıf ve söylemleri bugün insanlığın en çok ihtiyaç olduğu söylemler bu yıl İrfan Vakti temasıyla kutluyoruz Şebarus haftasını. Hazreti Mevlana Mesnevisinde diyor ki bilimin aslı insanın kendini bilmesidir. dolayısıyla bu mesajları biz Konya'dan insanın en ihtiyaç duyduğu zaman da tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya yaymak için bir gayret içerisindeyiz. İnşallah gelen misafirlerimize sizler gibi Konya'dan güzel duygularla ve İslam'ın aslında Hazreti Mevlana'nın felsefesini öğrenerek şehrimizden ayrılacaklar. Peki yeni gelmek isteyenler için Konya'da nereye gezebiliriz? Hem yerli hem yabancı turist. E ee, tabii özellikle Şebharus haftasında biz e, yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Şebharus için geldiğinizde e, hat sergilerinden geleneksel İslam Eserleri, sergilerine kadar burada bulunan Panorama Müzesi gibi 13. yüzyıl Konya'sını e, yeniden inşa ettiğimiz bir alanda bulunuyoruz. Bilim merkezimiz Kelebekler Vadisi Parkımız ve e, Şems Tebrizi Müzemiz. Aslında Konya'ya gelince ziyaret edecek çok fazla mekan var. Bir de Konya'yı sadece Konya Merkezi diye lazım. Konya 42 bin kilometre kalelik alanda Beyşehir ile Akşehir ile Tuz Gölü ile e, Seydişehir Kuğulu Parkı ile Mekke Gölü'yle tam bir destinasyon. Konya'ya geldiğinizde sizi çok güzel şeyler bekliyor. Çatalhöyük, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde dünyanın ilk yerleşim yeri olarak sizi ziyaret için bekliyor. Konya'daki müzelerimiz, İstiklal Harbi şehitliğimiz, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki sema programlarımız tam bir coşku yaşamak için her mevsim Konya'ya bekliyoruz. Bugün lapa lapa bir kar altında ama Konya'nın yazı, kışı, baharı çok güzel. Her türlü ulaşım imkanı da Peki. var. Trenle, uçakla gelebilirsiniz. Bekliyoruz inşallah. Teşekkür ediyorum efendim. Aktardığınız bilgiler için Konya Belediye Başkanı Can Yayın konuğumuzdu. Mevlana'nın 748. Vuslat yıl dönümü törenlerle anılıyor. Ancak bugün programların son günü ama Mevlana'yı anlamak, onu anmak isteyenler yıl boyunca Konya'yı ziyaret edebilirler. Gizem teşekkürler. Şimdi bugün 17 Aralık Şevi Arus yani Mevlana Celaleddin Rumi'nin Ölüm günü değil mi? Yani vuslat vuslat günü ama o kendisi bu günü düğün günü olarak ilan ediyor. Hatta diyor ki benim ölümüm ebedi bir e, düğündür.